Bismillahirrahmanirrahim. Esselamu aleyküm. Değerli dostlar, hoş geldiniz. Safalar getirdiniz. 11 ayın sultanı, başı rahmet, ortası mağfiret, sonu da günahlardan kurtuluş olan mübarek Ramazan-ı Şerif ayının 5. iftarında. 5. iftarını beklerken bizleri bir kez daha TV52 ekranlarında Ramazan Bereketi programında bu hoş, bu muhabbetli ortamda sizlerle bir kez daha bir araya getiren Cenab-ı Hakk'a sonsuz hamdü senalar, Efendimiz Hazreti Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve selleme sonsuz salat ve selam olsun. Kur'an'ın indirildiği bu mübarek, bu müstesna ayda, Kur'an-ı Kerim'in içinde geçen tek ay olan Ramazan ayında gelin programımıza başlamadan önce gönüllerimizin, ruhlarımızın, kulaklarımızın, gönlümüzün pası silinsin diye bir Kur'an-ı Kerim tilaveti dinleyelim inşallah. Bugün gönlümüz inşirah bulsun adına Kur'an-ı Kerim tilavet etmek üzere aramızda bulunan çok kıymetli hocamız, değerli kardeşim, kıymetli gönül dostu Karaca Ömer, Hazreti Ömer Camii İmam Hatibi, sevgili Abdülkerim Şahin hocamı tilavetleri üzere sizle baş başa bırakıyorum. Buyurun sevgili hocam. Eûzü billâhi mineşşeytânirracîm. Bismillahirrahmanirrahim. يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا كُتِبَ عَلَيْكُمُ الصِّيَامُ كَمَا كُتِبَ عَلَى الَّذِينَ مِنْ قَبْلِكُمْ كَمَا كُتِبَ عَلَى الَّذِينَ مِنْ قَبْلِكُمْ لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ أَيَّامًا مَعْدُودَاتٍ فَمَنْ كَانَ مِنْكُمْ مَرِيضًا أَوْ عَلَى سَفَرٍ فَعِدَّةٌ مِنْ أَيَّامٍ أُخَرَ وَعَلَى الَّذِينَ يُضِيقُونَهُ فِدْيَةٌ طَعَامُ مِسْكِينٍ فَمَنْ تَطَوَّعَ خَيْرًا فَهُوَ خَيْرٌ لَهُ وَأَن تَصُومُوا خَيْرٌ لَكُمْ إِن كُنتُمْ تَعْلَمُونَ شَهْرُ رَمَضَانَ الَّذِي فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان فمن شهد منكم شهرا فليصم
وَمَنْ كَانَ مَرِيضًا أَوْ عَلَى سَفَرٍ فَعِدَّةٌ مِنْ أَيَّامٍ أُخَرَ يُرِيدُ اللَّهُ بِكُمُ الْيُسْرَ وَلَا يُرِيدُ بِكُمُ الْعُسْرَ وَلِتُكْمِلُوا الْعِدَّةَ وَلِتُكَبِّرُوا اللَّهَ عَلَى مَا هَدَاكُمْ وَلَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي عَنِّي فَإِنِّي قَرِيبٌ أجيب دعوة الداعي إذا دعاني فليستجيبوا لي وليؤمنوا بي فليستجيبوا لي وليؤمنوا بي لعلهم يرشدون صدق الله العظيم. Bu hoş tilavetlerinden dolayı Karaca Ömer Hazreti Ömer Camii İmamı Hatibi kıymetli hocamız Abdülkerim Şahin hocamıza sonsuz teşekkür ediyorum. Gönlüne sağlık, yüreğine sağlık, diline sağlık. Cenab-ı Hak onu kıyamete kadar inşallah ömrünün sonuna kadar Kur'an okuyan karilerden eylesin. Neslini de on minval üzere yaşayan nesillerden eylesin diye dua ettikten sonra müsaade buyurun. Bir şiirle programımızı başlatalım. Onun peşinden merakla beklediğiniz sevgili konuğumu sizlere takdim edeceğim inşallah. Şöyle diyor değerli Cengiz Numanoğlu hocamız. Bir kitap ki Allah'ın beşere son kelamı, en büyük mucizesi, en büyük selamı. Bir kitap ki ne dengi, ne benzeri, ne eşi, İnsanlık aleminin batmayan tek güneşi. Bir kitap ki nurunda karanlıkları boğan, 1400 yıldan beri her gün yeniden doğan. Bir kitap ki barışın, kurtuluşun rehberi, idrakin temel taşı, akılların cevheri. Bir kitap ki nebinin en büyük emaneti. Ne bir hükmü değişir, ne harfi, ne ayeti. Bir kitap ki vicdanın, adaletin tek sesi, ahlak depremlerinin sarsılmaz güvencesi. Bir kitap ki ilmiyle cehaleti susturan, zulümler karşısında heybetle dimdik duran. Bir kitap ki irfanın zapt edilmez kalesi, çaresiz mazlumların sönmeyen meşalesi. Bir kitap ki ümidin tükendiği her yerde açılır görenlere kapılar perde perde. Bir kitap ki şefkatin kucaklayan kolları, selamete götüren ince sabır yolları. Bir kitap ki gaflete, delalete son veren, mahremlerin üstüne haya perdesi geren. Bir kitap ki tahtından zorbaları indiren, mülkün temellerini hukukla güçlendiren. Bir kitap ki müşrikler, münafıklar listesi, Karun'dan, Firavun'dan nice ibret hissesi. Bir kitap ki ihlası, tevhidi müjdeleyen, isyankar kavimleri birer birer eleyen.
Bir kitap ki bileni bilmeyenden ayıran, o kıyamet gününde muhlisleri kayıran bir kitap ki mahşerde müttakiler gölgesi, cennet selamlarında çınlayan selam sesi. Bir kitap ki çağlara çağlar üstü hükmeden, hükmünü yok sayacak yoktur asla bir neden. Bir kitap ki acizdir önünde tüm sanatlar, hikmetine dar gelir o sonsuz kainatlar. Bir kitap ki korkular ve ümitler harmanı, en yüce padişahın alemlere fermanı. Bir kitap ki beş vakit secdelerde gözyaşı, müminlerin elinde değişmez mihenk taşı. Bir kitap ki mübindir, apaçıktır görene, son nefeste korku yok ona gönül verene. Adı Kur'an-ı Kerim, mekanı kalbi selim, ondadır gerçek irşat, ondadır gerçek ilim. Ey şanı mahşere dek korunan yüce kitap, yetmez seni övmeye hiçbir söz, hiçbir hitap. Seni yazmak ne mümkün, cüretimize bakma. Hesap günü mizanda bizi yalnız bırakma. Ne güzel söylemiş hocamız. Yüreğine sağlık. Değerli dostlar, bu akşam iftar vaktini beklerken yine çok kıymetli bir konu aldık. Huzurlarınıza geldik. Sevgili hocamız bizi her zaman olduğu gibi yine kırmadı. Sağ olsun onca yolu kat etti. Ve bizimle ilmini paylaşmak için stüdyomuzda şu anda hazır bulunuyor. Ben vakit kaybetmeden sevgili Akkuş Müftümüz, değerli Doktor Fikri Göncü hocamızla sizleri bir an önce buluşturmak istiyorum. Cenab-ı Hak mübarek Ramazan'ın, mübarek iftar vaktinin, önümüzdeki o mübarek bereketli sofraların yüzü suyu hürmetine inşallah birazdan dinleyeceklerimizle istifade edebilmeyi cümlemize nasip eylesin. Bu duadan sonra sevgili hocamızı çok beklettik. Daha fazla bekletmeyelim. Değerli hocam hoş geldiniz. Hoş bulduk sayın hocam. Ayaklarınıza sağlık hocam. Teşekkür ediyoruz. Kırmadınız, geldiniz. Her zaman olduğu gibi. Biz teşekkür ederiz davetiniz için. Allah razı olsun. Hocam yolunuz uzun. Hiç demiyorsunuz ki Muhammed Hoca şu kadar işimiz var. Bugün de bizi hani kusurumuza bakma gelmeyelim demiyorsunuz. Allah razı olsun. Öyle bir şey olamaz çünkü biz tabii ki Muhammed Hocamızı kıramayız. Estağfurullah. Aynı zamanda sevgili seyircilerimizle de her zaman olduğu gibi bu Ramazan ayında da buluşmanın tadını, zevkini yaşıyoruz. Allah razı olsun. Değerli hocam, uzun vakit oldu, görüşemedik. Öyle söyleyelim, sizin yolunuzdan, bizim yoğunluğumuzdan öyle götürdü. Bu arada malumunuz bir büyük bir afet, ülkemizi kaplayan, milletimizin başına gelmiş olan büyük bir deprem afeti oldu. Öncelikle bu konuyla alakalı söylemek istediğiniz şeyler vardır diye düşünüyorum. Onun peşinden inşallah programımızın akışı devam etsin. Buyurun hocam. Elbette. Tabii ki ülkemizin başı sağ olsun. Ülkemiz büyük bir afetle karşı karşıya kaldı. Kadir Şinas milletimizde, ülkemizde oluşan bu yaraları sarmak için elinden geleni yaptı ve yapmaya devam ediyor. Devletimiz, milletimiz hep beraber kenetlendi. Bu açılan yaraları sarmak için elden gelen bütün gayret sarf edildi. Hı hı. Allah'a yalvarıyoruz bir daha bu tür afetlerle karşı karşıya kalmamak için, hı hı, dua ve niyazda bulunuyoruz. Tabii ki bizler de bu toplumun hocaları olarak topluma bu konuda önderlik yapmak için elimizden geleni yapıyoruz. Allah bir daha göstermesin. Amin sevgili hocam. Vefat eden kardeşlerimize Allah'tan rahmet diliyoruz. Yaralı kardeşlerimize acil şifalar ihsan etmesini Cenab-ı Hak'tan diliyoruz. Amin. Ayrıca Yüce Rabbimizden milletimize bu zor dönemde yardım etmesini ve açılan yaraları bir an önce sarmamız için bizlere güç ve kudret vermesini niyaz ediyoruz. Allah razı olsun değerli hocam. Ne güzel dua ettiniz. Kıymetli hocam, Ramazan-ı Şerif ayı malumunuz rahmet ayı, bereket ayı, mağfiret ayı, çalışmalarınız vardır. Akkuş
ilçemizde neler yapıyorsunuz hocam? Nasıl geçiyor Ramazan-ı Şerif? Ne gibi çalışmalarınız var? İsterseniz biraz onlardan da bahsedebilirsiniz. Tabii ki. Bütün ülkemizde olduğu gibi ve dünya İslam aleminde olduğu gibi Ramazan ayı büyük bir coşkuyla geldi. Hı hı. 1444 Hicri yılının Ramazan ayına kavuşmanın sevincini, gururunu yaşıyoruz hep beraber. İlçemizde de Ramazan ayı sevinçle karşılandı. Hı hı. Güzel davetler oluyor. İnsanlarımız, Müslümanlar teravih namazlarını işte kaçırmıyorlar, geliyorlar. Camilerimizde büyük bir cemaat yoğunluğu yaşamaya başladık. Hamdolsun bir sevinç, bir gayret devam ediyor. Allah-u Teala ecrine bizi nail eylesin. Ramazan ayında en güzel şekilde hayırlı amellerimizi yapmayı bize nasip eylesin. Aynı zamanda zekatlarımızı vermeyi, hı hı, sadakalarımızı vermeyi, özellikle depremzede kardeşlerimiz için yardım etmeyi şu güzel ayda, şu mübarek ayda bizlere nasip eylesin, milletimize nasip eylesin. Allah razı olsun. Sevgili hocam, her camimizde mukabele var mı Akkuş'ta? Tabii bütün camilerimizde mukabele okunuyor. Yani şöyle hani bazı camilerimiz oluyor hocam, gerçekten köyde duranlar olmuyor ama hoca efendi orada. Hani ona rağmen bile mukabele okunuyor. Bir kişiyle dahi olsa mukabele okunuyor. Ne güzel. Allah razı olsun. Değerli hocam, hizmetleriniz daim olsun inşallah. Amin. Yani halka hizmet, hakka hizmettir diyoruz ya hocam. Allah hepsinden razı olsun. Sevgili hocalarımıza da, Akkuş'ta görev yapan tüm hocalarımıza da buradan selam ediyorum müsaadenizle. Aleyküm selam. Allah razı olsun. Değerli hocam, Ramazan-ı Şerif ayıyla alakalı bugünkü programımız hocam, orucun fazileti diyeceğiz inşallah. Evet. Malumunuz biz her gün farklı bir konukla farklı bir konuyu işliyoruz. Bugün sizinle de inşallah Ramazan ve orucun faziletini konuşacağız. Sevgili hocam, Bismillah diyelim. Ramazan ayı orucunun hükmü hakkında neler söylemek istersiniz? Bizi önce bu şekilde bir bilgilendirin. Onun peşinden sorularım devam edecek Allah nasip ederse. Allah razı olsun. Tabii ki bütün seyircilerimiz de biliyor. Ramazan ayı orucu bütün akıl bali olmuş ve mazereti olmayan, hasta olmayan, yolcu olmayan ve bayanlar için de hayız, nifas gibi, hı hı, mazeretleri olmayan veya emziren bir işte bayan dışında bütün kardeşlerimizin Ramazan ayını oruçta geçirmesi Allah'ın farzıdır ve kitabında mutlak bir emirle yapılmasını talep etmiş olduğu bir emirdir. Hı hı. Burada kardeşlerimiz bunları biliyorlar ama hatırlatmakta fayda var. Bu önemli ibadet İslam'ın şartlarındandır aynı zamanda. Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem buniyel İslamu ala hams, İslam beş temel üzere kuruldu, bina edildi buyururken son beşinci olarak da vasavmi Ramazan, Ramazan ayını oruçla geçirmek diye zikrediyor. Yani İslam'ın olmazsa olmazı, bir Müslüman hayatında, ibadet hayatında, kulluk hayatında olmazsa olmazı Ramazan orucunu tutmaktır. Ve burada sadece mazeretli olanlar, işte ağır işlerde çalışanlar olabilir. Bu işlerde çalıştıkları zaman oruç tuttukları takdirde sağlık yönünden sıkıntıya girebilirler. Bunlara da mazeret var. Bunların da tutmayabilirler. Tutmadıkları günler içinde tabii ki ileride ya kaza yapacaklar. Eğer, hı hı, kaza yapmaları mümkün değilse, kronik rahatsızlıkları olanlar için özellikle, onlar da fidye vermiş olacaklar. Sevgili yani, hocam, buyurun hocam. Kısacası Ramazan orucu İslam'ın beş temel şartından biridir. Her Müslümanın yerine getirmesi gereken bir ibadettir, bir farzdır. Mutlak bir farzdır, önemli bir farzdır. Bunu dikkate almak lazım. Müslüman hayatında çok önemli bir yeri vardır. Hı hı. İleriki dakikalarda, hı hı, da yine faziletiyle ilgili konuşacağız. Konuşacağız zaten. İnşallah, evet, hocam. Sevgili hocam, sorularım var. Değerli hocam, şunu sormak istiyorum. Buradan, bu sorudan uzaklaşmadan. Şimdi kardeşlerimizin bazıları rahatsızlığından dolayı oruç tutamayacak vaziyette. Aynı zamanda maddi imkanlarına da sahip değiller. Maddi imkanları da elverişli değil. Bizim dinimiz bu konuda ne söyler hocam? Ne yapmaları lazım?
Bununla ilgili tabi Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve selleme bir sahabi gelip ey Allah'ın Resulü ben oruç tutamıyorum hasta olduğumdan dolayı deyince Peygamberimiz ona fidye vermesini söylüyor. O da hiçbir malım yok diyor, fidye verecek bir malım yok benim diyor. Bu takdirde Peygamberimiz ona bir tas hurma getiriyor. Verin diyor bu Müslümana bu hurmayı. Fidye olarak bunu versin. O da diyor ki ey Allah'ın Resulü bu hurmaya Medine'de benden daha fazla ihtiyaçlı olan kişi yok diyor. Allahu Ekber. Sonra Peygamberimiz o zaman gülümsüyor. Al diyor bunu. Sen çocuklarınla ye diyor. Yani burada gördüğümüz gibi durumu olmayan, fidye verecek durumda olmayan bir Müslüman fidye vermeyebilir. Durumu olmadığı için fidye vermeyebilir. Burada yapacak bir şey yok. Allahü Teala kendisinin o niyetini, halis niyetini biliyor. O insanın tutamadığı için, gerçekten mazereti olduğu için, hastalığı olduğu için Ramazan orucunu tutamadığını biliyor. Ve o kulunu Cenab-ı Hak af ediyor. Fidye verememiş olsa bile. Yani o yükümlülüğü, o durumda olan bir insan o yükümlülüğü üstünden kalkıyor değil mi hocam? Tabii. Eyvallah. Evet. Yani dinimizin güzelliği de bunu gerektiriyor zaten. Evet. Allah'a hamdolsun. Yani Peygamberimiz biliyorsun bir hadisinde ne diyor? Beşşirû ve lâ tunaffirû. Yessirû ve lâ tuassirû. Evet, evet. Müjdeleyin, nefret ettirmeyin. Kolaylaştırın. Kolaylaştırın, zorlaştırmayın. Evet. İslam dini de kolaylık dinidir. Eyvallah sevgili hocam. Bizim fıtratımıza, insanlık fıtratımıza en uygun dindir. Cenab-ı Hak bizi yarattı, var etti. Nasıl mutlu olacağımızı, nasıl yaşayacağımızı hem iki dünyada tabii nasıl güzel bir yaşam içerisinde olacağımızı Cenab-ı Hak biliyor, tespit ediyor. Ona göre de kurallarını koyuyor. Çok şanslı değil miyiz hocam? İslam dini gibi bir dinin mensubuyuz. Elhamdülillah. Anadan böyle doğmuşuz. Dünyaya böyle gelmişiz. Bu coğrafyada. Yani tam fıtratımıza uygun olan dini Cenab-ı Hak bize zaten onun içinde doğmuşuz. Böyle dünyaya gelmişiz. Çok şanslıyız hocam. Nice insanlar var İslam'dan bir haber. Duydukları zaman da gözleri yaşlanıyor. Hidayete eriyorlar. Evet. Ve diyorlar ki ben bunu çok defa duydum. Şimdiye kadar neredeydiniz? Şimdiye kadar bu güzel İslam'ı bize niye takdim etmediniz? Biz çok batıl meselelerde, dinlerde oyalanıp durduk. Çok basit, çok saçma, mantıksız bir takım inançlar içerisindeydik. Ama biz bunu inanç olarak kabul ediyorduk. İslam'ı görünce ne kadar yüce bir din olduğunu anlamış olduk. Şimdiye kadar neredeydiniz? Geç kaldınız. Keşke geçen sene gelmiş olsaydınız. Çünkü geçen sene babam yaşıyordu. En azından onun hidayetine ben sebep olabilirdim. Hidayete erdikten sonra mutlaka baba sen de hidayete ermen lazım ölmeden önce diyebilirdim. Ama ben çok sevdiğim babamı, çok sevdiğim annemi geçen sene kaybettim. Ve onlar için çok üzgünüm şu anda. En azından hidayete erdiğim için, kendim için sevinçliyim ama annem için, babam için, yakınlarım için üzüntülüyüm. Keşke daha önce davransaydınız da bu güzel dini bize takdim etseydiniz, anlatsaydınız diye şekvada bulunan Müslümanları çok gördük. Eyvallah hocam. Yeni Müslümanları çok gördük. Gerçekten duygulandırıcı bir konu bu. O yüzden şunu söylüyoruz. Mutlaka İslam'ı anlatmalıyız. Ya bir, çocuklarımıza mesela. Bir de hocam her yeni doğan hani belki size başka şeyler hatırlatır diye söylüyorum. Her yeni doğan İslam fıtratı üzerine doğuyor değil mi hocam? Tabii ki. Yani onların imana ermesinin acaba böyle de bir hani içten gelen bir duygu, düşünce böyle bir şey olabilir mi acaba? Hani içlerinde doğuştan bir İslam fıtratı var ama o bulundukları ortam onları İslam'la şereflendirmeye çok müsait olmamış. Evet. Ama zaman sonra onlara bir ufak dokunuş o İslam fıtratıyla alakalı mıdır acaba? Kesinlikle. Kullu mevludin yuledu ala fitra. Her doğan İslam fıtratı üzerine doğar. Fe ebevahuma yuhavvidanihi ev yunassiranihi ev yumeccisanihi. Anne babaları ya onu Hristiyanlaştırır ya Yahudileştirir ya da Mecusileştirir. Evet. Ama Müslümanlaştırır demiyor çünkü zaten Müslüman doğuyor. Fıtratı üzerine doğmuştur bu insan. Evet, evet. Ve o inancı bulduğu zaman hah diyor işte benim fıtratıma uygun din bu. Ben aradığımı buldum.
Tam da bunu arıyordum. Zaten buradaydım ama benim beynim kirletilmiş, benim inançlarım kirletilmiş. Hı hı. Dışarıdan bir takım etkilerle benim fıtri yapım, o temiz yapım bozulmak zorunda kalmış. Ben şimdi onu temizleyecek bir daveti elime geçirdim. Bir kitabı elime geçirdim. Bir açıklamayı gördüm. Elbette buna sarılacağım diyor. Şimdi Avrupa'da en fazla yayılan din İslam hı hı. dini. Siz Avrupa'da bildiğim kadarıyla kaldınız değil mi hocam? Avrupa'da kalmadım ama biliyorum. Görmediniz değil mi? Evet. Doğu ülkelerinde kaldım. Arap ülkelerinde. Avrupa'da en fazla yayılan din İslam. O yüzden Kur'an-ı Kerim yakma seansları yapıyorlar. Bunu aslında niçin yapıyorlar? Bir nefret oluşsun. İşte bakın görün Müslümanlar, onların Kur'an'larını yakıyoruz. Onların dinlerine küfür ediyoruz. Bayraklarını yakıyoruz. Hiç de ses çıkartamıyorlar. Biz güçlüyüz. Yani siz izzet sahibisiniz. İslam'da izzet aramanıza gerek yok. İslam zaten izzetini düşürmüş bir dindir. Onun mensupları da izzetini düşürmüş bir gruptur. Bakınız Kur'an'larını yakıyoruz. Hiç kimse de bize ses çıkartamıyor. Bu bir yani hegemonya, bir güç gösterisi biz yapıyoruz. İzzet sahibi sizsiniz, dininizi bırakmayın şeklinde bir bilinç altına mesaj veriyorlar. Bu şekilde bu eylemler aslında oranın devletleri tarafından tanzim ediliyor. Hı hı. Ama biz gördüğümüz sivil insanlar, ama öyle değil. Gördüğünüz gibi polisler koruyor bu insanları, evet. Ve devlet eliyle bunlar yapılıyor. Neden? İslam'ın ilerleyişi dursun diye Avrupa'da. İslam Avrupa'da yayılmasın. Bu insanlar fıtri yapılarına uygun olan inancı bir daha bulmuş olmasınlar diye. Peki ez cümle hocam, sizin fikrinizi merak ediyorum. Durdurulabilir mi? Yani durdurulamaz. İslam'ın güneşi dünyanın her tarafını aydınlatacak, İnşallah. Aydınlatmaya devam edecek. İnşallah. Ama bizler Müslümanlar olarak çalışalım, gayret edelim. Biz tabii Avrupa'dan bahsederken kendi evimizi de unutmayalım. Bugün çocuklarımızı ihmal ettiğimizden dolayı bazı çocuklarımız deist oluyorlar. Evet, Allah muhafaza. Yani biz de yatmayacağız değil mi hocam? Tabiri caizse yani yatmayacağız. Çocuğumuza elimizi uzatmıyoruz. Yani çocuk işte okusun, meslek sahibi olsun, en iyi görevleri alsın, iyi para kazansın, iyi bir mevkide olsun, iyi bir makamda olsun. Bütün hedeflerimiz bu dünyalık hedefler haline geldi. Bu çok yanlış. Eğer biz çocuklarımızın manevi donanımını sağlayamaz isek, onların kazanmış olduğu mevki, makam, zenginlik, ilim hiçbir şey yaramaz. Yani insanları parayla, pulla satılır hale getirirsek, mukaddes değerlerimizin önemini onlara anlatamaz isek, manevi alemimizi onlara anlatamazsak, gelecek olduğumuz nokta nedir? Bu insanlar 3 kuruşa icabında vatanını satar, vatanın kıymetini bilmez. Biz çocuklarımıza önce ahlak ve maneviyat diye yola çıkmamız lazım. Hı hı. Ahlakı, maneviyatı kuşandırmamız lazım. Ardından pozitif ilimler ve diğer İslami ilimler de onları donatmamız lazım. Ama birçok ülkede, mesela Arap ülkelerinde de görüyorum, tıp fakültesinde Kur'an-ı Kerim dersleri var. Ne alaka falan? Arap ülkelerinde? Evet, tıp fakültesinde Kur'an-ı Kerim dersi zorunlu ders konmuş. Diyor ki Kur'an olmadan olmaz. Doktor olacak ama Kur'an'ı bilmesi lazım. Çok güzel. Yani bilim çok adamı güzel. Olacak, Kur'an'ı bilmesi lazım. Şimdi ülkemizde de yani çok yayıldı seçmeli dersler, Kur'an-ı Kerim dersleri, Arapça dersleri, Siyer-i Nebi okullarda bunlar var. Hani veliler olarak bizler çocuklarımızın bu dersleri tercih etmesini sağlamamız lazım. Kesinlikle. Eğer çocuklarımıza manevi donanımı veremezsek gelecek açısından iyi şeyler bekleyemeyeceğiz. Hı hı. Bekleyemeyiz yani. Eyvallah hocam. Ülkemizin birliği, beraberliği ve geleceği hı hı. açısından daha sıkıntılı günler bizi bekliyor demektir. Eyvallah eğer hocam. Görevimizi yapmazsak. Allah muhafaza. İşte bu söyledikleriniz de önce evde, ailede başlayacak inşallah hocam. Tabii. Annede babada tabii, bitiyor tabii. Yani. Başlıyor. Yani Diyanet İşleri Başkanlığı olarak bütün hocalarımız, her mahallede hocamız var. Hı hı. Yani ulaşılabilir bir dini kaynak var. Yani hemen
10 metre ötesinde cami var. Hocanın işte orada lojmanı var. Hoca orada ezan okuyor, camide namaz kıldırıyor. Herkes ona gidip dinimiz İslam'la ilgili sorular sorabilir, cevaplarını alabilir. Kesinlikle. Kur'an-ı Kerim öğrenmek isteyen Kur'an-ı Kerim öğrenmek istediğini söyleyebilir. Hocamız ona yardımcı olabilir. Kesinlikle. Veya işte bir dini konuda herhangi bir fetva ihtiyacı var. Hemen yakın. Türkiye'nin en ücra köşesinde imamımız var. Kesinlikle. Bayrağımızın dikili olduğu her yerde din görevli kardeşimiz. Yani Akkuş'ta mesela bazen görüyorum. Bir muhtar, bir imam kalmış. Yani köylüler işte şehre taşınmışlar. Hı hı. Yazın Fındığa falan geliyorlar. Yazın birkaç hane oluyor. Kışın bir imam var orada. Bir de muhtarımız var veya işte bir hane kalmış. Yani bazen sadece imam kalıyor. Kimse kalmıyor. Buna herkes, çokça şahit oluyorsunuz herkes, zaten hocam. Tabii çokça şahit oluyoruz. Herkes gidiyor. Yani şunu, köyün bekçisi, köyün manevi bekçisi, maddi bekçisi bizim Diyanet İşleri Başkanlığımıza bağlı olarak çalışan hocamız oluyor orada. Ezan okuyor. Köyün ezansız bırakmıyor. Dağları şimdi, ezansız bırakmıyor. Şimdi yine yeri geldi. İmamlar ne iş yapar diyenlere çok güzel bir cevap oldu hocam. Teşekkür ediyoruz. Allah razı olsun. Eyvallah. Daha sayacak çok şeyimiz var ama vaktimiz yeterli değil. Sevgili hocam, şimdi bizim dinimiz en mükemmel olan İslam dini der ki kimsenin kimseden hiçbir üstünlüğü yoktur. Ancak tek bir şey sizin üstünlüğünüzü belli eder. Bu da takva. Şimdi mübarek Ramazan'da, oruç ayında takva ile oruç arasında ne gibi bir bağlantı olabilir hocam desem nasıl bir cevap verirsiniz sevgili hocam? Eyvallah değerli hocam, teşekkür ediyorum bu sorunuz için. Şimdi ayette baktığımız zaman ya eyyühellezine amenu kutibe aleykumus siyamu kema kutibe alellezine min kablikum leallekum tettekun. Bakara suresi 183. ayet-i kerime. Ey iman edenler, oruç sizden öncekilere, sizden önce gelen ümmetlere farz kılındığı gibi size de farz kılındı. Umulur ki takvaya ulaşırsınız. Umulur ki kalbinizde Allah'a olan saygınız, sevginiz artar. Umulur ki siz cehennem ateşinden kendinizi azat edebilecek bir güce, enerjiye, inanca, niyete, gayeye kavuşursunuz. Umulur ki cennete nail olabilmek için gayret sarf edersiniz. Cennetlik olabilmek için azimli olursunuz ve gereken ödevlerinizi, sorumluluklarınızı yerine getirirsiniz. Şimdi tabii ki niye takva oruç arasında bir iletişim, bir etkileşim var? Neden? Çünkü biz aslında bütün ibadetlerimizden kastımız takvaya ulaşmaktır. Kesinlikle. Takva sakınmak, korkarak Allah'ı sevmek, Allah'a saymak. Takva cehennem ateşine düşmekten korkmak. Takva Allah'ın gazabına düşmekten, azabına düşmekten korkmak. Takva ahlaksızlığa düşmekten korkmak. Takva kötülüğe düşmekten korkmak. Takva iyi huyu, iyi ahlakı, güzel eylemleri, güzel fiilleri, güzel sözleri asla bırakmamak. Takva güler yüzlü olmak. Takva diğergam olmak. Takva iyilikperver olmak. Hayırhah olmak. Yani takva dendiği zaman kalbin Allah'a sevgi ve saygıyla eğilmesi. Evet. Takva insanın kul olduğunu bilmesi. Peki nasıl olacak da oruç ibadeti insanı bu ölçülere getirecek? Nasıl olacak? Ne yapmamız lazım hocam? Yani nasıl bir etkisi var orucun takvaya insanı götürüyor oruç? Şimdi şöyle bir misalle anlatalım. İnsan tok olduğu zaman, karnı tok olduğu zaman, karnı tıka basa dolu, tok, sağlıklı, daha çok bu vakitlerde oyun ve eğlenceye düşkün olur. Evet. Karnı tok, sağlıklı, hiçbir sıkıntısı yok, ağrısı yok, kederi yok, hastalığı yok. Böyle eğlenmek için bir vesile arar insan. Yani gülmek, oynamak için bir vesile arar. Bu vesileler bazen haram vesileler olabilir. İnsan dikkat etmezse harama da
bu tür tevessül edebilir, bu yollara düşebilir. Oruçlu insan bu tür işlere tevessül etmez. Neden? Karnı aç. Evet. Karnı aç. Karnı aç olduğu için dingin, midesiyle meşgul değil. Aklı, beyni midesiyle meşgul değil. Beyin ilk defa mideyle meşgul değil. Beyin ilk defa tefekkür edebilecek ortamı yakalamış. Hı hı. İlk defa tedebbür edebilecek, düşünebilecek kim olduğunu, nereden geldiğini, niye geldiğini, nereye gideceğini, bu dünya hayatının kim tarafından var edildiğini, niye var edildiğini, gayrinin ne olduğunu, ahiret alemi diye bir alemin olduğunu, bu alemde cennet cehennem diye iki dünyanın olduğunu, bu cennetliklerle cehennemliklerin orada hesap gününde ayrılacağını insan ilk defa düşünebilir. Ne zaman? Karnı aç olduğunda, dingin olduğunda, o zaman bu seansı yakalayabilir, bu inceliği, bu fırsatı yakalayabilir. Karnı tok olan bir insan bu konulara eğilemeyebilir. Sürekli, çünkü karnı tok, sürekli bir şımarıklık, sürekli bir aşırılık, sürekli bir oyun eğlence, sürekli bir zevk sefa peşinde koşma dürtüsü, duygusu. Çünkü karın tok. Karın aç olduğunda nefis dinginleşiyor. İlk defa insan düşünme, idrak etme, anlama, tahlil etme, inceleme fırsatı yakalayabiliyor. Hı hı. Yani takvaya gidebilecek yollar o seansta açılabiliyor. Evet. Dolayısıyla Allah-u Teala burada لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ ben umulur ki takvaya erişirsiniz demesi bu. Bundan dolayı, bundan dolayı insan aç kaldığında nefsi terbiye olmaya daha müheyye, daha uygun hale geliyor. Dolayısıyla bu oruç bu yüzden farz kılınmış. Bazı gençlerimiz sorarlar. Allah-u Teala bir Müslümanın tuttuğu oruçtan ne anlıyor ki? Bu nasıl bir ibadet ki? İnsanlar yemiyorlar, içmiyorlar, şehvetlerine yaklaşmıyorlar. Ne alaka? Allah'ın bundan ne karı var? Allah kuluna eziyet mi etmek istiyor? Allah kulunu aç mı bırakmak istiyor? Allah niçin kulunu aç bırakmak istesin? Niye aç? Niye onu az şehvetten uzak dur akşama kadar desin? Hı hı. Niye bunu desin? Bu soruları gençler zaman zaman bizlere soruyorlar. Biz de diyoruz ki sevgili genç, bak Allah'ın senin aç kalmana, susuz kalmana, işte ibadet etmene, şehvetinden uzak kalmana ihtiyacı yok. Allah'ın bundan hiçbir karı yok. Evet. Burada senin karın var. Allah-u Teala seni yarattı ve sana diyor ki yılda bir ay oruç tut. Bu bir ay içerisinde 11 ayda yapamadığını bu bir ay içerisinde yapma fırsatı bulabilirsin. Hı hı. Karnın tok iken, sürekli yiyip içerken yakalayamadığın o düşünceyi, o idrakı, o bilinci aç kalarak fecirden güneşin batımına kadarki dönem içerisinde yakalama imkanın olabilir. Dünya peşinden koşuyor, sen dünyanın peşinden koşuyorsun. Dünyanın lezzetleri, şaşası, oyunu, zevki, sefası, eğlencesi gel bana diyor, gel bana diyor. Ve senin karnın tok bir şekilde koşuyorsun peşine, gidiyorsun. Hı hı. Ama ilk defa aç olduğunda dünyanın davetine gelemem diyorsun, gelemem. Niye? Karnım aç. O tür şeyleri düşünecek benim vaktim yok. Peki gelmezsen yapacak olduğun bir şey var. Düşün, taşın, orada kul olduğunu hatırla, dünyayı hatırla, ahireti hatırla, cenneti hatırla, cehennemi hatırla, Allah'a kul olduğunu hatırla, bir bilinç kazan. İşte oruç bize bunu kazandırıyor. Daha başka çok faydaları var. Tabii ki bu kişisel olarak faydalarını saymak gerekirse bunu kazandırıyor. Hı hı. Umulur ki takvaya erişirsiniz diyor burada. Başka yerde umulur ki şükredenlerden ve leallekum teşkurun diyor. Ve leallekum teşkurun. Umulur ki teşekkür edenlerden olursunuz diyor. Şükredenlerden olursunuz. Yani umulur ki nankörlüğü bırakırsınız. Niye? Yani bir insan su önünde içemiyor. Ve suyun
akşama kadar o suyu bekliyor. Vakti var, içemediği için. Bir komut bekliyor. Suya diyor ki ey su, ne büyük bir nimetsin de ben bilmiyorum. Nimetin değerini öğretiyor aynı zamanda. Tabii. Yemek var önünde, yiyemiyor. Ey yemek, ne büyük bir nimetsin de, nimetmişsin de ben bilmiyormuşum diyor. Leallekum teşkurun, belki teşekkür edenlerden olursunuz. Belki nankörlüğü bırakırsınız. Nankör olmayanlardan olursunuz. Şükran duygularıyla Allah'a yaklaşanlardan olursunuz diyor. Yine oruçla ilgili aynı şekilde. Yani oruç bize takvaya, bizi takvaya götürdüğü gibi bizi şükrana da götürüyor. Teşekküre de götürüyor. Nankörlüğü bırakmamızı sağlıyor. Tefekkür etmemize de. Tabii tefekkür, tabii aynı zamanda tefekkür, biraz önce söylemiş olduğumuz gibi hem tefekkür, tedebbür, tezekkür, şükraniyet duygularıyla Allah'a yaklaşma ve biz diyoruz ki bu nimetlere bizim şükretmemiz lazım. Bak ne kadar susadık, ağzımız kurudu, karnımız aç, keşke şimdi iftar olsa yesek dediğimizde o nimetlerin Allah tarafından bize hediye edildiğini idrak ediyoruz. Hı hı. Allah tarafından bahşedildiğini idrak ediyoruz ve diyoruz ki Allah'ım ne büyüksün, ne güzel nimetler yarattın, sana hamdolsun, sana şükürler olsun diyerek şükredenlerden oluyoruz, nankörlük edenlerden olmuyoruz. Aynı zamanda tabii şükredenlerden olabilmek için Allah'ın emirlerine uymak lazım, yasaklarından da sakınmak lazım. Evet. Bir insan Allah'ın emirlerine uyar, yasaklarından sakınır ve Allah'a hem kalbi hem de sözlü olarak şükreder nereden olursa işte o şükreden bir kuldur. Hı hı. Nankör olmayan bir kuldur. Nankörlüğü Allah sevmez. Allahu Teala le in şekertum le ezidennekum. Şükrederseniz size olan nimetimi artırırım. Ve in kefertum inne azabi le şedid. Eğer siz nankörlük ederseniz bilin ki azabım çok şiddetlidir diyor. Burada da tehdit ediyor Allah-u Teala kullarını. Dolayısıyla oruç bize takvayı kazandırıyor, şükrü kazandırıyor. Oruç bize insanlığımızı kazandırıyor. Oruç bize düşünmeyi kazandırıyor, bilinci kazandırıyor. Oruç bize aslında komşularımızın, aç olan insanların hallerini, durumlarını da anlamayı, tefekkür etmeyi, onlara yardım etmek zorunda olduğumuz bilincini bize kazandırıyor. Eyvallah. Sevgili hocam müsaade buyurun, bir reklam yapalım inşallah. Reklam arası yapalım. Onun peşinden kaldığımız yerden devam edelim. Eyvallah. Sevgili dostlar, Fikri Göncü hocamız, Akkuş müftümüz bugün konuğumuz. Reklam arası yapalım. Onun peşinden kaldığımız yerden inşallah sohbetimize devam edeceğiz. Şimdi reklamlar. Sevgili dostlar, Ramazan Bereketi programı kaldığı yerden devam ediyor. Bugünkü konuğumuz, televizyonlarını yeni açanlar için söylüyorum, değerli Akkuş müftümüz Doktor Fikri Göncü hocamız bizimle beraber. Biz sohbetimize kaldığımız yerden devam edelim dilerseniz. Sevgili hocam, kaldığımız yerden devam edelim inşallah. İnşallah. Ramazan ve oruç ilişkisi dedik hocam. Şöyle bir sorum var. Ramazan Kur'an-ı Kerim'in indirildiği aydır hocam, malumunuz. Hatta başta söylediğim gibi Kur'an-ı Kerim'de geçen tek ay, Ramazan-ı Şerif ayı, ay olarak tek bir tane geçiyor değil mi hocam? Başka bir ay geçmiyor Kur'an-ı Kerim'de. Hocam Kur'an-ı Kerim'le Ramazan'ın nasıl bir ilişkisi var? Evet. Buna ayet-i kerimeyle başlayalım. Hı hı. Şehr-i Ramazan'ellezî unzile fîhil Kur'an hudellinnâsi ve beyyinâtin minel hudâ vel furkân. Allah-u Teala o Ramazan ayı ki o ayda Kur'an indirilmiştir diyor. Şimdi bu ne demek? Nasıl indirildi? Yani bir ayet mi indirildi, bir sure mi indirildi? Hayır. Kur'an, yani müfessirlerin çoğuna göre Kur'an bir bütün olarak dünya semasına bu ayda indirildi. Hı hı. Daha sonra dünya semasından ayet ayet, sure sure yere, yeryüzüne indirildi. Peygamberimize indirildi. Ama dünya semasına indirilişi Ramazan ayındadır. Hı hı. O yüzden şehr-i Ramazan ellezî unzile fîhil Kur'an, o Ramazan ayı ki onda Kur'an indirilmiştir. Şimdi Ramazan ayı şerefini Kur'an'dan almaktadır. Evet. Aynı zamanda Ramazan ayı o kıymetini sıyamdan almaktadır, oruçtan almaktadır. Yani Kur'an-ı Kerim Ramazan'da indirildiği için Ramazan değerli değil. Ramazan Kur'an içinde indirildiği için değerli. Tabii. Yani aynen öyle. Hı hı. Ramazan ayı şerefini, kıymetini Kur'an'dan almaktadır. Evet.
aynı zamanda da oruç mevsimi olmasından almaktadır. Şimdi Kur'an ayı olmasıyla ilgili neler söyleyebiliriz? Ramazan ayı Kur'an ayıdır diyoruz. Bir de mukabele geleneğimiz var. Evet. Bu mukabele geleneği nereden geldi? Ta Cebrail Aleyhisselam'la Peygamber Efendimiz'e. Cibril Aleyhisselam Peygamberimize her Ramazan ayında gelir. Mukabele, yani karşılıklı kontrol, karşılıklı okuma gerçekleştirir. Peygamberimizi dinler. Peygamberimiz acaba hani kaçırdığı yer var mı? Unuttuğu yer var mı? Olmaz tabii. Ama bu şekilde vahyin tekrarı ve yenilenmesini sağlardı. Biz bundan yola çıkarak camilerde mukabele okuyoruz. Oradan geliyor bu gelenek normalde. Yoksa mukabelenin başka bir izah tarzı söz konusu değil. Ramazan ayı Kur'an ayı. Evet. Kur'an bu Ramazan ayında indi. Biz yüreklerimize Kur'an'ı yeniden indirmek için özellikle Ramazan ayında Kur'an'ı bolca okumamız lazım. Ama manasıyla beraber. Şimdi görüyoruz birçok yerde mukabele okunuyor. Ancak o mukabeleden sonra o mukabeleyi dinleyenler, takip edenler buradan ne anladın diye sorsanız ben anlamadım, Arapça okundu bu. Yani ben bundan bir şey anlamıyorum. Ama sevaptır diye okuyoruz diye cevap verecektir. Biz bu yanlıştan bir gün kurtulmamız lazım. Kur'an-ı Kerim'i okuyan hocalarımızın Kur'an-ı Kerim'in ayetlerinin ne manaya geldiğini, ne manaya geldiğini mukabele esnasında da söylemeleri lazım. Evet. Ki Kur'an anlaşılmış olsun. Kur'an yüreklere insin. Kur'an akla insin. Beyne insin. Bir bilinç kazanılmış olsun. Allah'ın dedikleri neymiş bir öğrenelim bakalım. Allah'ın emirleri neymiş? Allah'ın yasakları neymiş? Allah neden bahsediyor? Hangi tarihi olayları anlatıyor? Hangi kavimleri anlatıyor? Hangi peygamberlerin kimlerle mücadele ettiğini, mücadelede aralarında neler geçtiğini, sonra finalde ne olduğunu, ne gittiğini anlatıyor. Bütün bunlar bizim için bir ibret vesilesidir. Allah-u Teala bunları indirmiştir, vahyetmiştir. Hep örnek almamız için, ibret almamız için geçmiş ümmetlerden, ibret almamız için. Biz akletmemiz için. Aynen. Kur'an'ın tabiriyle. Tabii. Değil mi? Biz şimdi mesela işte Diyanet İşleri Başkanlığı'nın talimatında da ne var? Önemli görülen ayetler mukabele esnasında cemaate açıklanacak. Böyle mi diyor hocam? Tabii. Talimat bunu söylüyor. Önemli. Her ayet önemlidir ama tabii bir cüzü anlatmanız mümkün değil. İnsanlar yorulacaktır. Tabii. Oradan hoca efendi birkaç ayet seçecek ve orada can alıcı o ayetleri toplumu yakından ilgilendiren o ayetleri anlatacak. Manası budur diyecek. Burada şu hüküm vardır diyecek. Artık bu talimatlarla isteniyor. Hala burada düz okuyalım geçelim ısrarında olmamak lazım. Şimdi cemaatten bazıları geliyor soruyor. Hocam ben Kur'an-ı Kerim okuyorum. Ama manasını okumuyorum. Tefsirini okumuyorum. Ben bundan ecir alıyor muyum, almıyor muyum? Cevaben diyoruz ki ecir alıyorsun. Ama Allah'ın gayesi bu değil. Allah'ın gayesi senin Kur'an-ı Kerim'i anlamış olman, anlaman, idrak etmen. Kesinlikle. Efela yetedebberunel Kur'ane em ala kulubihim akfaluha. Onlar Kur'an'ı akletmezler mi? Yoksa onların kalplerinin üzerinde kilitler mi var? Allah-u Teala kilitlerimizi açmamızı istiyor. Kur'an'ı anlamamızı istiyor. Kilitlerimizi kırmamızı istiyor. Bu da ancak anlamakla mümkün. Tefekkür etmekle mümkün. Tedebbür etmekle mümkün. Bunu yapmamız lazım. O yüzden hafızlık müesseseleri olan bizim Kur'an işte Kur'an kurslarımızda artık bunun da konması lazım. Yani manasını tabii, da aktarmak, yani tefsir anlatmak veya öğretmek. Arapça eğitimi olacak, tefsir olacak. Bir hafız olunca Kur'an-ı Kerim'in en azından %50'sine vakıf olmalı. Kesinlikle. Ayetlerine vakıf olmalı. Bir cemaatin karşısına geçtiği zaman da bu ayette Rabbimiz şundan bahsediyor, şunu söylüyor, şunu ifade ediyor diyebilecek kıvama
gelmesi lazım. Anlatabilir seviyeye yükselmesi. Tabii ki. O yüzden bunun altyapısını da oluşturmak gerekiyor. Her yerde bu bir eksiklik olarak görülüyor ama bir türlü de yapılamadı. Yani şundan dolayı yapılamıyor. Öğrencilere ikisi birden ağır kaçar. Bu öğrenci iki senede zor hafız oluyor. Arapçayı da koyarsak bu 4 yıla sarkar. Hı hı. Dolayısıyla gecikir. Hafız olması gecikir gibi. Yok, güzel bir sistem bir takım... kurulduktan sonra gayet olabilir hocam. Tabii olabilir. Endişeler var. Dolayısıyla değerli hocam, başta sormuş olduğunuz soruya sorunun cevabını şu şekilde özetlemiş olursak, Kur'an-ı Kerim'i bu ayda inen Kur'an-ı Kerim'i yeniden yüreklerimize vahyedilmesi için manasıyla birlikte okuyalım. Eyvallah. Yani hiç okuyamayan bir hatim manayla beraber bir hatim yapsın. Hı hı. Yani normalde haftada falan olsa daha güzel ama hiç yapamayan bir ayda bir hatmi manasıyla beraber okusun. Çocuklarımıza Kur'an-ı Kerim'i öğretelim. Manasıyla beraber öğretelim. Yani şimdi adamlar Kur'an-ı Kerim'i Avrupa'da, şurada burada, Danimarka'da yakıyor. Niye yakıyor? Kızıyor. Onun manasını okumuş. Orada bir şeyler var. Onu rahatsız eden bir takım şeyler var. Bilmemeleri lazım diye düşünüyor hocam. Evet. Önüne engel koymaya çalışıyor. O yüzden onu ben sevmiyorum diyor. Yakıyor. Biz Kur'an'ı sevmek için Kur'an-ı Kerim'in içeriğini bile bilemiyoruz. Hı hı. Yani bizim çok büyük eksikliğimiz var. Halbuki onlar içeriğini bildiği için ortadan kaldırmaya çalışıyor. İçeriğini bildiği için yakıyor. Yani hoşuna gitmiyor. Çünkü orada Hristiyanlara eleştiriler var. İşte Hristiyanlar İsa Allah'ın oğludur dediler. Yahudiler Üzeyir peygamber Allah'ın oğludur dediler. Az kalsın gökler ve yer paramparça olacaktı onların Allah'a atmış oldukları bu iftiradan dolayı. Allah'a babalık isnat ettiler, öyle mi hocam? Tabii. Şimdi bu bunlar hoşuna gitmiyor bunların. Evet. Ama Kur'an-ı Kerim'imizde Allah-u Teala geçmişte yapılan bu hataları, Hristiyanların, Yahudilerin yapmış olduğu bu hataları söylüyor, ifade ediyor. Bunların da boşuna gitmiyor. Yani şu anda İsa Aleyhisselam'ın Allah'ın oğlu olmadığına inanan Hristiyanlar var ama çok az. Çoğu yine Allah'ın oğludur diyor. Evet. Yani İsa'ya sığınıyor. Hala o şirk devam ediyor. O baba, küfür. Baba, oğul, kutsal ruh diye evet, bir inançları var. Biz de tevhid ehli olarak diyoruz ki Allah'a oğul isnat edemezsiniz. Allah'a eş isnat edemezsiniz. Allah sizin bu yakıştırdığınız bu şeylerden münezzehtir, beridir diyoruz. O zaman da diyorlar ki siz bizim dinimize hakaret ediyorsunuz. Ama sizin dininiz bu değil ki. Siz aslında tevhid dinindeydiniz. Dininizi siz değiştirdiniz. Yanlışa gittiniz. Biz size doğrultmaya çalışıyoruz. Kur'an-ı Kerim niye geldi? Hristiyanlar İncil'i bozduklarından, yaşantılarını bozdukları için Kur'an-ı Kerim geldi. Yani Yahudiler de Tevrat'ı bozdukları için Kur'an-ı Kerim gelmiş oldu. Hı hı. Yani musaddikan lima beynekum, beynehum. Onların aralarında var olan, yaygın olan bilgileri tasdik edici olarak Kur'an'ı gönderdik diyor Allah-u Teala. Yani Hristiyanlar da Yahudiler de İncil'in ve Tevrat'ın gerçek ayetlerinden kalan inanç sistemleri var. Kesinlikle. Allah Kur'an'ı göndererek o sağlam inanç sistemlerini perçinleyici ve tasdik edici olarak Kur'an-ı Kerim'i göndermiş oldu. Evet. Tabii ilave açıklamalar, ilave ayetlerde olmakla hatta beraber. Hatta bunu da perçinledi. El yevme ekmeltü leküm dinekum diye buyurarak Cenab-ı Hak evet. Bunu da perçinledi. Aynen. Yani en mükemmel olduğunu bize bildirdi. Kıyamete kadar başka bir kitaba ihtiyaç olunmayacağını da bize bildirdi. Evet. İsterseniz başka konulara da geçebiliriz. Buyur, sevgili hocam. Şimdi biz biliyoruz ki peygamberler inşallah şefaatçi olacaklar Allah'ın izniyle. Şehitler şefaatçi olacaklar. İşte ne bileyim günahsız sabi çocuklar annelerine babalarına inşallah Allah'ın izniyle şefaatçi olacaklar. Şimdi diğer taraftan Kur'an-ı Kerim ve orucun da şefaatçi olabileceğine dair bizim dinimizde böyle güzel müjdeler var hocam sanıyorum. Tabii ki. Bu tabii konu ki, hakkında neler söylemek istersiniz? Oruç, sıyam ve Kur'an sahibine şefaatçi olacak. Bunu Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem hadislerinde bizlere müjdeliyor. Diyor ki okumuş olduğunuz Kur'an'ı okuyun. Zira Kur'an diyecek ki ya Rabbi ben onu
uykusundan men ettim. Gece boyu beni okudu, anlamaya çalıştı, tefekkür etti, tezekkür etti. Elinden beni düşürmedi. Hep okudu. İmanını artırmak için, senin emirlerinin ne olduğunu anlamak için, sana ulaşmak için, seni sevmek için, seni saymak için, dininin ne olduğunu anlayıp en iyi şekilde yaşayabilmek için ben onun elindeydim. Evet. Okuyordu beni. Ve ben onu uykusundan men ettim. Uyumadı, okudu beni. Şimdi ben yapmış olduğu bu güzel amel neticesinde kendisine şefaat etmek istiyorum diyecek. Oruçta ya Rabbi ben bu kulunu gündüzün yemeden içmeden ve şefetten men ettim. Benim için bıraktı. Ben de ona şefaatçi olmak istiyorum diyecek. Ve Allah-u Teala ikisine de şefaat izni verecek. Hem Kur'an İnşallah. Hem, oruç. Hem de oruç sahibine şefaatçi olacak. Bu müjdeyi Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem çok güzel bizlere vermektedir değerli hocam. Sevgili hocam. İsterseniz bir dua şey var. Dua, Ramazan dua ilişkisi. Buyurun değerli hocam. Yani buyurun onu, hocam. Onu da vaktimiz varsa. Buyurun sevgili hocam vaktimiz. 18 dakika vaktimiz var. Buyurun lütfen. Maşallah. Tamam. Buyurun lütfen hocam. Bu konuyu da açabiliriz. Evet. Şimdi dua ile ilgili aynı Ramazan Ramazan orucunun farz olduğuyla ilgili ayette 186. ayette kerimede de Allah-u Teala diyor ki kullarım bana yalvarsınlar, benden istesinler, ben onlara çok yakınım, mana olarak söylüyorum, ben onların dualarına, yalvarışlarına icabet edeceğim diyor. Şimdi peki bu ne demek? Niye oruçtan sonra orucun emri olan bir ayet-i kerimede dua ile ilgili bir bölüm yer alıyor değerli hocam? Bunun sebebi duanın da en büyük ibadetler arasında olmasındandır. Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem diyor ki "Eddua'u lubbul ibade." Dua ibadetin özüdür diyor. Yine Bakara suresi 186. ayet-i kerimede "Ve izâ se'eleke ibâdî annî fe innî qarîb." Kullarım senden beni sorarsalar bilsinler ki ben onlara çok yakınım. "Ucîbu da'vete'd-dâ' izâ da'ânî." Ben bana yalvaranın yalvarışını duyar ve ona icabet ederim. فَلْيَسْتَجِيبُوا لِي وَلْيُؤْمِنُوا بِي لَعَلَّهُمْ يَرْشُدُونَ Öyleyse onlar benim bu talebime, bu davetime icabet etsinler ve bana iman etsinler. Umulur ki onlar rüştlerine ermiş olurlar. Yani kemale, kulluğun kemaline ermiş olurlar buyuruyor Cenab-ı Hak. İnşallah. Peki niye orucun farz olduğunu bildiren bu ayet-i kerimede dua meselesi geçti. Niye? Çünkü oruç ile dua arasında kuvvetli bir bağ var. Nasıl? Dedik ya takvaya götüren bir ibadetti evet. Oruç. Oruç aynı zamanda kişiyi Allah'a yaklaştıran, duaya yaklaştıran, Allah'a yönelmeye, Allah'a yalvarmaya, yakarmaya yaklaştıran bir ibadet olması hasebiyle ve oruçlu insanın yakalamış olduğu o dinginlikle, o yani rahatlık içerisinde, o midesiyle meşgul olmadığı, midesinin aç olduğu, daha çok akli melekelerinin ön plana çıktığı, akli melekelerinin çalıştığı, bilincinin tamamen açıldığı, midenin istirahata çekildiği, aklın ise bütün loblarının açıldığı bir seansta, bir mevsimde, bir dönemde Allah-u Teala kulum duayla da buluş diyor. İste benden diyor. Çünkü sen tok olduğun zaman isteyemiyorsun. Aç olduğun zaman istemenin ne olduğunu, nimetin ne olduğunu daha çok idrak edeceksin. Öyleyse iste. İste Ramazan ayı, Ramazan orucu ve bu zaman diliminin getirmiş olduğu o bereketli
zamanlar bize aynı zamanda Allah'a yalvarmayla, evet, Allah'a yakarmayla bizim Allah'a daha fazla yaklaşacağımızı ve bu şekilde takvaya erişeceğimizi Allah-u Teala burada işaret buyuruyor. Dolayısıyla bol bol dua edelim. Yani duanın müstecap olduğu vakitler var. Evet. Nedir? Mesela iftardan önce vakitlerden bir tanesi. Ezanla kamet arası. Evet. Ramazan ayı zaten komple Allah'ın duaları kabul ettiği bir mevsim. Ama oruçlunun iftardan önce, iftarından önce yapmış olduğu dua müstecaptır. O müjdeyi Peygamberimiz bize veriyor. Yine hem Ramazan ayında hem Ramazan ayı dışında gecenin 1/3'ü geçtikten sonra bir Müslüman herkes uyurken dua ederse onun yapmış olduğu dua müstecaptır. İnşallah. Cevaba yakın olmaktadır. Dolayısıyla burada bir hadisi hatırlatayım. Lissaimi inde iftarihi davetun müstecabe buyuruyor Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem. Oruçlunun iftar vaktinde kabul edilen bir duası mutlaka olur. Evet. Yalvarışı olur diyor Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem. Eyvallah. Değerli hocam, şimdi bizim sadece Ramazan'da değil, sair bütün zamanlarda, nefsimizi kontrol altına almamız gerekiyor. Ramazan-ı Şerif ayı da bu konu üzerinde tam böyle, hani tabiri caizse biçilmiş kaftan. Yani Müslüman Ramazan ayını nasıl değerlendirsin hocam? Son bir 10-13 dakikamız var. Evet. Bu konuyu şöyle genişçe bir ele alabiliriz. Müsaade buyurursanız. Estağfurullah. Nasıl değerlendirelim? Neler yapalım hocam? Şimdi Ramazan ayındaki orucun hikmeti neydi? Allah-u Teala ne diyor? Belki takvaya erişirsiniz diyor. O zaman bizim problemimiz takvaya erişmek. Takvaya erişmek için elimizden gelen her türlü gayreti göstermemiz lazım. İbadettir, duadır, zikirdir, Allah'a yöneliştir. Kur'an-ı Kerim'le buluşmak, Kur'an-ı Kerim'i yüreklere indirmek, aynı zamanda şükreden kullardan olabilmek için Allah'a şükür, aynı zamanda dua, hepsi aynı ayetlerde geçiyor, aynı sırada geçiyor. Takva, şükür, dua. Bakın, takvaya erişmek için gayret. Şükredebilmek için aynı şekilde azim, yani istek. Yani Allah'ın emirlerini yerine getirerek, Allah'ın emirlerine uyarak, Allah'ın yasaklarından sakınarak, Allah'ın vermiş olduğu sağlığa, afiyete, varliyete, aynı zamanda varlığımıza, Allah'ın nasip etmiş olduğu imana, Allah'ın bize vermiş olduğu Kur'an'a, Allah'ın bize rahmet olarak göndermiş olduğu peygambere ve bütün bu nimetlere, elimize, gözümüze, yani bütün nimetlere şükredecek olduğumuz ve şükrün farkına varacak olduğumuz bir mevsimdeyiz. Öyleyse hem takva için elimizden gelen gayreti göstereceğiz, hem şükredenlerden olabilmek için elimizden gelen gayreti göstereceğiz, hem dua yaparak Allah Teala ile iletişime geçeceğiz. Dua yapan kişi adeta Allah'la konuşuyordur. Ya Rabbi ver diyorsun yani. Sen hissediyorsun, karşında seni duyan var. Sen onu görmesen de o seni görüyor. Ya Rabbi istiyorum diyorsun. Ve bir insan duyulmadığını, kendisinin görünmediğini bilse böyle dua eder mi? Biliyor ki Allah onu görüyor. Biliyor ki Allah onu duyuyor. Biliyor ki Allah-u Teala onun yapacak olduğu bu duaya, bu yalvarışa yani cevap verecektir. Dolayısıyla icabet edecektir. İcabet edecektir. Ne yapıyor? Orada yalvarıyor Allah'a. Aynı zamanda Ramazan ayında Kur'an indiği için özellikle Ramazan ayında Kur'an okumanın manasıyla beraber Kur'an'ın ayetlerinin manasına ulaşmanın önemli olduğunu söylemek istiyorum. Kur'an'ı gönlümüze de indireceğiz hocam. Sadece tabii, dilimizde kalmayacak. Allah'ın emirleri, nehirleri neyse Allah'ın anlatmış olduğu kıssaları bileceğiz. Sabırın ne olduğunu efendim öğrenmiş olacağız. Çünkü sabrı da öğretiyor bize Kur'an-ı Kerim, Ramazan orucu. Sabrı, takvayı, şükrü, duayı, aynı zamanda cennet umutlarının yeşermesini sağlayan bir ibadet ayı içerisinde oluyoruz.
ve bunları da en iyi şekilde değerlendirmemiz lazım. Bir de şey var mesela, hani cennetin 8 kapısından bir tanesi Reyyan. Hı hı. Oradan sadece oruçlular girecek. Oruçlar girecek. Bu kapıdan girmek için de ne yapmak lazım? Oruçlu olmak lazım. Hı hı. Bugün maalesef bazı insanlar hani yolda gelirken de gördük, bazı insanların elinde yani sigara, genç, evet, hani hasta olduğunu düşünmüyorsunuz. Yani zannetmiyorsunuz. Hı hı. Bakıyorsunuz sigara elinde. Bu insanlar sanki hiç oruç ona uğramamış gibi, Ramazan ona uğramamış gibi. Allah'ın rahmetine ihtiyacı yok mu? Allah'ın merhametine ihtiyacı yok mu? Cennetin Reyyan kapısından girmeye ihtiyacı yok mu? Allah'ın kendisini affedecek olmasına ihtiyacı yok mu? Yani men kâme Ramazâne îmânen ve ihtisâben gufira lehu mâ tekaddem min zenbi. Her kim Ramazan'ı ikame ederse, yani namazla geçirirse, hı-hı, efendim, ecrini Allah'tan bekleyerek namazla, kıyam namazıyla, 5 vakit namazla geçirirse, ondan sonra gündüzünü oruçla geçirirse, gelmiş geçmiş bütün günahları bağışlanır diyor. Şimdi bu orucunu açan Müslüman acaba gelmiş geçmiş bütün günahlarının bağışlanmasına ihtiyacı yok mudur? Vardır elbette hocam. Demek ki farkında değil. Yani insanlar ellerinde Allah'ın onlara vermiş olduğu büyük bir imkan var, büyük bir fırsat var. İnsanlar bu imkanın değerlendiremiyor, bu fırsatın farkına varamıyorlar. Kafasına göre ben diyor aç kalmam, sus kalmam gerek yok diyor. Ya ölmeyecek misin? Bu dünyadan öbür dünyaya hayır hasanat göndermeye ihtiyacın yok mu? Öbür dünyada da nefes almaya, öbür dünyada da yemeye, içmeye, bu dünyanın cennetlerinde, bahçelerinde yaşadığın gibi ahiretin cennet bahçelerinde yaşamaya ihtiyacın yok mu? Var. Ölümü durdurabiliyor musun? Durduramıyorsun. Niye orucunu açıyorsun? Niye ölümden sonrası için hazırlık yapmıyorsun? İnanmıyor musun? İnanıyorum. Niye o zaman hazırlık yapmıyorsun? Biz gevşeyiz biraz. Yani tabii insanın gevşek olduğunu duyduğunuzda dersiniz ki bu gevşekliğin arkasında inançta tereddüt var. Hı hı. İnançta bazı şüpheler var demektir ki insan bu konuda bir zafiyete, bir tereddüde düşüyor, bir rehavete düşüyor. Hı hı. Mesela insanlar sabahleyin erken kalkıyorlar, saat 8'de işe başlamak için otobüs duraklarında, soğuk havalarda, buz gibi havalarda böyle tir tir titriye titriye otobüs bekliyorlar değil mi? Zoru ne? Gitmeye de bilir. Sen bacım kardeşim niye gidiyorsun? Bak soğuk ya, boş ver bugün de gitme. Boş ver desen. Sorumluluğu var. Sana verecek olduğu cevap şu. Ben buradan ekmek yiyorum. Ben işe gidiyorum. Ben işe gitmezsem işten kovulurum. Sonra muhtaç olurum. Ona buna muhtaç olurum. Ne olursa olsun ben işe gideceğim. Çünkü buna ihtiyacım var. Maaşa ihtiyacım var. Paraya ihtiyacım var. Rızkımı kazanmaya, temin etmeye ihtiyacım var diyor. İnanmış. Sonra onu kontrol eden bir patronun olduğunu da farkında. Farkında. Tabii gelmediği zaman sıkıntı. Evet. Uyarı alacak. Üçüncüye hadi kapı dışarı. Evet. Değil mi? Böyle olmamak için elinden gelen gayreti gösteriyor. Peki ahiret hayatımız ne olacak? Cenneti kazanmak için sen ne yaptın? Ne götürüyorsun ahirete? Allah-u Teala oruç gibi büyük bir fırsatı eline vermiş. Niye kaybediyorsun? Yani öyle ki bu ayda özellikle nefsine mağlup olan kişilerin bu ayda tövbe etmeleri imkanı çok daha fazla. Neden? Peygamberimiz diyor ki Ramazan ayı geldiğinde büyük şeytanlar zincire vurulur. Evet, şeytanların azgınları diyor zincire vurulur. Cennetin kapıları 8'i açılır. Sonuna kadar açılır. Cehennemin kapıları da kapanır. Evet. Ya şeytanlar zincirde. Cennet kapılarını açmış seni bekliyor. Cehennem kapılarını kapatmış, gitsen de kapı kapalı. Gidemiyorsun yani. Kapı kapalı ya. Zaten mübarek aya galip başlıyoruz değil mi hocam? Tabii Allah-u Teala yardım ediyor kuluna. Allah-u Teala diyor ki kulum sen şu şeytanı yenemedin. Her insanın bir şeytanı var. Ona sürekli vesvese veren bir şeytanı var. Karin diyor. Karin diye geçiyor onun ismi. Karin yani akran. Yani arkadaş. Arkadaş olmuş, bırakmıyor. Ama vesvese veriyor sürekli. İman eden insan sürekli verilen vesveseye sürekli ret verişiyle imanını ayakta tutuyor.
sürekli onu nefsine, heva hevesine uymaya davet eden, Allah'ı inkara, Allah'a karşı nankörlüğe davet eden o karin, o akran, o arkadaşın o vesvesesini reddederek insan aslında imanını müdafaa etmiş oluyor. Dolayısıyla insanın ömrü otursa bile, yatsa bile, gezse bile, tozsa bile mücadeleyle geçiyor. Çünkü her an bırakmıyor ki seni. Gezerken yanında, yatarken yanında. Yani her zaman yanında. O karin seni bırakmıyor. Ve o ne zaman aklına bir şey getirse sen İslam'a uygun olmadığı için onu reddettiğinde sen aslında imanını müdafaa ediyorsun. Sen aslında burada çok büyük bir ecir almış oluyorsun. Ona karşı vermiş olduğun mücadelede. Şimdi Allah-u Teala diyor ki sadece o akranlar, o karinler kalıyor. Hocam onlara... son 3 dakikamız, onu da hatırlatmış olayım inşallah. Öyle bitmiş. Öyle bir toparlayalım sevgili hocam. Eyvallah. O karin dediği şeytana zincir vurulmuyor. O vesvese vermeye devam ediyor. Ama büyük şeytanlar zincire vurulmuş oluyor. Ve dolayısıyla cennet kapıları açılmış. Allah-u Teala da diyor ki ud'uni estecib lekum. Bana yalvarın. Dua edin, size icabet edeyim. Dualarınızı kabul edeyim. İşte namazınızı kılın, orucunuzu tutun, gelmiş geçmiş bütün günahlarınızı affedeyim, sizi Reyyan denen cennetin kapısından içeri alayım, orada nimetlere sizi kavuşturayım. Allah'ın daveti bu kadar geniş, bu kadar açık ama insanlar bu konuda maalesef bazı insanlar bu fırsatı kaçırıyorlar, bazı insanlar oruç tutuyor, namazını kılmıyor. Halbuki Allah-u Teala orucunu tut, namazını da kıl. Men kâme ramadâne, kim Ramazan'ı ikame eder, yani aslında orada kastı nafile oruç, nafile namazdır. Yani beş vakit namazın zaten sözü yok. Onu zaten kılacak. Kesinlikle. Ama bazı insanlar geliyor işte beş vakit namazı kılmamış, akşam yastıda teravih kılmaya geliyor mesela. Olmaz. Yani değerli kardeşlerimize buradan seslenmek istiyorum. Lütfen oruçlarımızı tutalım, tutmayanları uyaralım. Beş vakit namazımızı teravihlerle de beraber kılalım. Kılmayanları da uyaralım. Çoluğumuza, çocuğumuza namazı, orucu emredelim. Allah emrediyor, biz de emredelim. Ve bu şekilde çocuklarımızla beraber Reyyan denen kapıdan hep beraber sevinçle geçenlerden olalım. Amin sevgili hocam. Ben bu sözlerle o zaman kapatmak istiyorum. Allah razı olsun. Çünkü 3 dakikada olmuştur herhalde. Sağ olun hocam. Zor da bırakmayalım sizi. Hocam ağzınıza sağlık, yüreğinize sağlık. Allah razı olsun. Ayaklarınıza sağlık. Için. Çok teşekkür ediyoruz. Sevgili izleyenlerim adına, ekip arkadaşlarım adına ben tekrar size çok teşekkür ediyorum. Ben teşekkür ederim. İyi ki geldiniz, iyi ki varsınız hocam. Bu davetiniz için hem Muhammed hocam size, estağfurullah, başta sizlere ve Kanal 52 yöneticilerine teşekkür ediyorum. Bizlere bu fırsatı verdiler. Değerli hemşerilerimize, halkımıza ve bizi izleyen bütün dünyanın her tarafındaki kardeşlerimize buradan bir şeyler anlatmaya çalıştık. Onlar vesile oldular. Evet. Bizim sesimizi böyle ulaştırdılar. Evet. Allah onlardan razı olsun. Sizden razı olsun. Estağfurullah. Ben müteşekkirim. Teşekkür ediyorum. Biz teşekkür ediyoruz hocam. Bilmukabele. İnşallah Teala yeni sohbetlerde i̇nşallah buluşmak isteriz. Çok teşekkür ediyorum. Her zaman davet ettiğinizde koşa koşa Allah geleceğimizi olsun. Biliniz. Çok sağ olun hocam. Var olun. Hayırlı iftarlarınız olsun. Sağ olun. Teşekkür ederim. Evet sevgili dostlar, bu mübarek vakitte, tam da iftar vaktine yaklaştığımız şu mübarek vakitte, oruçlunun iki sevincinden biri olan tam şu vakitte sevgili Akkuş müftümüz Doktor Fikri Gönce hocamız, çok özür diliyorum. Bugün sohbetiyle bizi bereketlendirdiler, şereflendirdiler. Allah kendilerinden razı olsun. Bu hasebe kıymetli hocamızın riyasetinde buradan Akkuş'ta görev yapan tüm kardeşlerimize, tüm gönül dostlarımıza, tüm meslektaşlarımıza ve tüm Akkuş halkına selamlarımızı, saygılarımızı arz ediyorum. Şöyle deyip kapatmak istiyorum. Biz insanlar o kadar aciziz ki bazen hastalıktan korkar, yediğimize içtiğimize dikkat ederiz de. Bazen trafikte ceza yemekten korkar, efendim kırmızı ışığa riayet ederiz, emniyet kemerine riayet ederiz de. Biz aciz insanlar bazen 7-24 gözümüz market camlarında bir fırsat, bir ucuzluk, bir indirim kollarız da. Biz neden acaba bu rahmet ikliminde, bu mağfiret ikliminde, bu mübarek Ramazan-ı Şerif ayında, bire kat kat karşılığın verildiği bu mübarek ayda
Allah'ın rızasını kazanmak için ameller işlemez, ameller yapmazız. Anlamış değilim doğrusu. Cenab-ı Hak cümlemize en güzel şekilde hidayet nasip eylesin. Rabbim iftarlarınızı, ibadetlerinizi makbul eylesin. Önünüzdeki o rızıkları bereketli eylesin inşallah. Bu mübarek vaktin yüzü suyu hürmetine Rabbim önümüzdeki nimetleri bulamayanlara da en kısa zamanda bulabilmeyi, yiyebilmeyi, içebilmeyi nasip eylesin. Bu dua ve temennilerden sonra geceniz, günleriniz, ibadetleriniz makbul olsun. Yarın gece Allah nasip ederse, yarın akşam iftar vaktinde TV52 ekranlarında Ramazan Bereketi programında çok kıymetli bir konuk ve çok değerli bir konuyla tekrar bir arada olmak ümidiyle Allah'a emanet olun.